Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde geldik geometri kısmına. Mert Hoca en son size eşitsizlikleri anlattı ve matematik kısmını bitirdi. Sırada ne var? Geometri. Evet, uzun bir süre birlikte yol alacağız. Geometride aynı konu çember ve daire konusundayız. Evet, anlatırken en çok zevk alarak anlattığım konu çember ve daire. Büyük ihtimalle sen de burayı dinlerken en çok zevk alarak dinleyeceğin konulardan biri olacak. Çünkü niye? Vallahi bir tanımla ve birkaç anahtar kelimeyle onlarca soru, hatta yüzlerce soruyu çözebiliyorsunuz burada. O yüzden bence en iyi konularınızdan biri olacak. En iyi anladığınız konulardan biri olacak. Hatta şunun garantisini verebilirim. Sen burada 11. sınıfta bu çember ve daireyi dinledikten sonra 12'ye başladıktan sonra TYT ya da AYT sınavlarına gireceksiniz ya. Belki de hiç çalışmadan, yani sonrasında tekrar çalışmadan oradaki sınavda çıkacak çember sorularının hepsini çok rahat bir şekilde yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Bak, bu kadar büyük konuşuyorum. Çünkü çok akılda kalıcı bir şekilde değişik bir teknikle, değişik bir yöntemle anlatacağım. Ufak ufak birkaç bilgi, birkaç anahtar kelime ve bundan sonrasında çember hayatınız süper olacak. Mükemmel olacak. Bunun garantisini de verebilirim. Evet gençler. Peki hocam, bu konuyu anlatırken eski konulara bir ihtiyacımız olacak mı? Tabii ki. Dik üçgen. Yani üçgenler olmazsa olmazımız, özellikle dik üçgeni bu konuda çok kullanacağız. Dörtgenleri de, paralel kenar, dik dörtgen, kareyi de kullanacağız. Ha, sen az biraz bir bilgiye sahipsen büyük ihtimalle çemberdeki üçgenle ilgili çıkan soruları ya da dörtgenle ilgili çıkan soruları yapabilirsin. Ya da ben çözerken büyük ihtimalle anlayabilirsin. Ya en azından bu konuların tanımını biliyorsan büyük ihtimalle yaparsın. Ama 11. sınıfsın kardeşim. TYT ve AYT sürecinde düşünecek olursak, TYT ve AYT'de de biz şunu biliyoruz. 11. sınıfta itibaren çalışmaya başlayan arkadaşlar diğerlerinden bir ön planda oluyor. Yani bir 10.000 adayı oluyor. İlk 10.000 adayı, yani hedeflerinize çok rahat bir şekilde ulaşabilecek seviyede oluyorsunuz. O yüzden hazır şurada çembere başlamışken gelin sizle birlikte üçgenlere de başlayalım, dörtgenlere de başlayalım, her şeye başlayalım ve bir kitabı komple bitirelim. Bence hem okul sınavınıza odaklı şu çemberi burada halledelim. Bunun yanında da haftada şöyle 1-2 saatinizi de ayırarak ya da 3 saatinizi haftada 3 saatinizi ya da 4 saatinizi ayırarak bütün geometriyi de çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz bence. En azından üçgen ve dörtgenleri bitirin ki önümüzdeki seneye geometri anlamında bomba gibi başlayın. En çok sıkıntılı yaşanılan derslerden biridir. O sıkıntının az birazını bu ikinci dönemde hallederseniz bence önümüzdeki sene için çok büyük bir adım atmış olacaksınız. Hala başlamayan arkadaşlarınız varsa bu da bence bir fırsat. Gelin beraber başlayalım. Bunun için de zaten sıfır geometri. Öyle çok çok sıfırda bir değil. Bir kitap değil. Bu sıfır geometri kampım var. Sıfır geometri kampını al. Hadi beraber üçgenlerden de başlayalım orada. Hafta hafta program da var orada. O programdan böyle üçgenleri de bitir, dörtgenleri de bitir. Pişman olmazsın ve çok iyi bir noktaya gelirsin. Çünkü bu Haziran'a kadar sen o sıfırı bitirirsen, Haziran'dan sonra da ana kitabımızda geometri kampına bir başlarsan var ya, geometrin full ya da full'e yakın olacak. Bu dediğimi unutma. Ben bu cümleyi çoğu arkadaştan çok net bir şekilde duyuyorum ve bu da zaten olur, bu zaten. Şimdiden itibaren başlamanı da aşırı derecede tavsiye ediyorum. Neyse, lafı çok fazla uzatmayayım. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar, çember ve daire konusunda çemberin elemanlarından bahsedeceğiz. Çemberin elemanlarını da iki video olacak şekilde hazırlayacağım. İlk videomuzda çemberin elemanları 1'de ne anlatacağım? İşte çemberin tanımından bahsedeceğim. Yarıçaptan bahsedeceğim. Başka? Evet, tanımından bahsedeceğim. Özellikle tanımı en önemli derslerden birindeyiz. Çünkü tanım her konuda aşırı derecede önemli. Bu ilk iki video gerçekten ama gerçekten bundan sonraki geometri hayatınızda, hatta çember hayatınızda çok ön planda olacak bir video. O yüzden bu iki videoyu lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Hadi bakalım, lafı çok fazla uzatmayalım. Dersimize başlayalım. Çemberin elemanlarına geçmeden önce öncelikle şunun tanımını verelim. Yani çemberin tanımını verelim. Tanım bizim olmazsa olmazımız. En önemli noktamız. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet, tanım ne diyor? Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaktaki noktaların kümesine çember denir. Ya da noktaların geometrik yerine çember denir diyoruz. Ne bu? Sabit bir noktaya O diyecek olursak. İşte bu O'ya eşit uzaktaki noktalar, şöyle sık sık gösterecek olursam mesela. Şöyle şu noktaların geometrik yerine şöyle mesela. Şöyle
Bu noktalar işte tam şuradaki noktalara biz ne diyoruz? Oluşturduğu kümeye çember adını veriyormuşuz. Bu noktalardan geçer. O noktaları daha da sıklaştırırsak şöyle bir şekil karşımıza çıkacak. İşte bu şekil neymiş? Çember. Bak tanıma dikkat et. Tanımda ne var? Sabit bir nokta var. Bir de eşit uzaklık var. Sabit bir nokta O diyoruz. Eşit uzunluğa da ne diyoruz? Yarı çap diyoruz. O yüzden burada çemberdeki ek çizimden bahsedecek olursak en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Yaz buraya, notunu yaz. Çemberin her bir bölgesinde kullanacaksın bunu. Eğer bir şey çizmen gerekiyorsa. En etkili silahın yarı çap. Yarı çap çizerken nereden çizeceğiz? Tanım gereği. Tanımda ne var? Düzlemde sabit bir nokta O var. Bir de eşit uzunluk var. Yarı çap var. O'dan O'ya kalemini koyacaksın. Yarı çapı da çizeceksin. Ha. Yarı çapı da öyle kafana göre. Hocam ben buradan bir yarı çap çizeyim değil. Oradaki nasıl yarı çap çizeceğiz? Onları da biraz sonra soru içerisinde göstereceğim zaten size. Evet, sabit bir nokta merkez. Şu O'ya biz merkez diyoruz. Eşit uzunluğa da yarı çap adını veriyoruz. Ve buradaki AB'ye de biz ne diyoruz arkadaşlar? Çap adını veriyoruz. Yani 2R uzunluğuna da yani AB uzunluğuna da çap diyoruz. Çap bir tane değildir arkadaşlar. Çap da sonsuz tanedir. Mesela çemberin merkezinden geçen bu. İşte bu. Çünkü bir sürü sonsuz tane nokta var ya. Sonsuz tane karşılıklı iki noktayı böyle birleştirdiğimiz zaman sonsuz bölü 2 yine sonsuz oluyor değil mi arkadaşlar? Neyse. İşte bunların hepsine biz ne diyoruz arkadaşlar? Çap adını veriyoruz. Çap da 2R uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Yarı çapı 2x eksi 1 birim. Çapı da 5x eksi 6 birim olan çemberde x kaçtır diye soruluyor. Hemen yarı çapı. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizeyim. Şu yarı çap. Burası 2x eksi 1'miş. Çap da neymiş? Hop şurası hocam. Çap da burasıydı. Burası da 5x eksi 6. E hocam yarı çap 2x eksi 1. E burası da aynı şekilde yarı çap. Bu da 2x eksi 1 olduğundan. E şu x'in toplamı. Ya da bunun iki katı çapa eşit olacak diyebiliriz. 2x eksi 1'in iki katı nedir? 4x eksi 2 eşittir. Çapa eşit olacak. 5x eksi 6'ya eşit olacak. 4x'i öbür tarafa alıyorum. 5x'ten 4x çıktı. X kaldı. Eksi 6 da 6 artı 6 diye geçer. Eksi 2 artı 6 da 4 yapar. Bizden de zaten x isteniyor. Dolayısıyla cevap 4 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde M ve N merkezli çemberler verilmiştir. İşte M merkezli ve N merkezli. Hatta N merkezli çember. Şu yay üzerinde verilmiş. Çember üzerinde verilmiş. Evet. MR'yi 9 vermiş. MR neredesin? 9. Evet. Büyük çemberin yarı çapı 9. MP'yi de 4 vermiş. Şurası da 4. E hocam şu MN uzunluğu da büyük çemberin yarı çapı değil mi? Evet. Yani burası da 9 olmak zorunda. N merkezi çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Arkadaş tamamı 9. Burası 4 ise buraya ne kaldı? 5 kaldı. E, N merkezinin çemberin yarı çapı da kaç yapmış oldu o zaman? 5 yapmış oldu. Yani cevap böylelikle 5 oldu. Örnek 3'e bakalım. Analitik düzlem. Unutmayalım. Analitik düzlemi de işin içine katalım bakalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları verilmiş. İşte BC eşittir 4AC koşulunu sağlayan AB doğru partisinin içten bölen C noktası için AC çaplı çemberin yarı çapı kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çekli çiziyoruz. A noktası eksi 1'e 2. Sonra B noktası var elimizde. B noktasını da şöyle göstereyim ben size. B noktası da burası 4'e 7. Ve içten bölen bir nokta öyle bir C noktası alacağız ki. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 4K olacak. Evet şurası C noktası AC uzunluğu K iken BC uzunluğu da 4K olacak. E biz burada ne yapıyorduk C noktasını bulmak için? Oran orantı yöntemini yapıyorduk. Eksi 1'den 4'e 5 yükselmiş. Yani 5K'da 5 yükselmişse K'da kaç yükselir? 1 yükselir. E buradan başlamıştık zaten. Burada 1 yükselteceğiz. O zaman burası ne yaptı? 0'a. Sonra 1 yükselttim çünkü burayı. 2'den 7'ye yine kaç yükselmiş? 5 yükselmiş. E 5K'da 5 yükselmişse K'da da kaç yükselecektir? 1. E 2'den 1 yükseltiyorum. O zaman burası ne yaptı? 3 yaptı. Şimdi bize diyor ki AC çaplı çemberin yarı çapı. Bir çemberimiz var. Ve bir ucu A, diğer ucu C olan çaptan bahsediyoruz. A noktası eksi 1'e 2 noktası. C noktası da 0'a 3 noktası. Şimdi biz AC uzunluğunu bulursak neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? 2R'yi bulmuş oluruz. Hadi 2R'yi bulalım. 2R kare küçüğünde x'a farkı 0 eksi eksi 1 yani artı 1'in karesi. Artı 3 eksi 2'nin karesi. O da 1'in karesi yaptı. Yani buradan 2R neye eşit oldu? Kök 2'ye eşit oldu. Değil mi? 1 artı 1'den kök 2'ye eşit oldu. Bu çemberin yarı çapı isteniliyor bizden.
O da ne yapacaktır? Kök 2 bölü 2 yapacaktır. Yani örnek için cevap böylelikle kök 2 bölü 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, dördüncü soru ne diyor? Şekilde verilen O merkezi çemberde şu diklik verilmiş. AD ile de burası eşit verilmiş. AB uzunluğu 12 santimetre. Hemen AB uzunluğu 12 ise, çap 12 ise yarıçap ne olacaktır? 6 birim. 6 birim burası, 6 birim burası. Yani burası da 3, 3 yaptı. Aa hocam, x isteniyor bizden. Ne yapacağız? Şimdi verilen bilgilerle x'e ulaşamıyorsak çemberin tanımı gereği, biraz önce tanımı da söylerken dedim size, en etkili silahımız neydi? Yarıçap. Çünkü verilen bilgilerde bir şeyi yapamıyoruz. Bir şey çizmemiz lazım o zaman. O zaman bir şey çizmemiz lazım dediğin an şu sözüm aklından çıkmasın. En etkili silah yarıçap. Hadi bakalım yarıçapı çizelim. Nereden çiziyoruz? Çemberin merkezinden. Öyle kafamıza göre değil. Buraya, buraya, buraya değil. Çember üzerindeki noktalara çiziyoruz. Çember üzerindeki A var, B var, bir de C var. E A'ya ve B'ye çizilmiş zaten. Nereye çizeceğiz o zaman arkadaşlar? C'ye. Hop çizdin. Ama yarıçap çizmeyle kalma. Yarıçap uzunluğunu da göster. Yarıçap uzunluğu kaç? 6. E hocam burası da 6. Al sana Pisagor. Pisagor bağıntısına artık sonuca ulaşırız. X'in karesi artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi dersin, işlem işlem işlemle X'e ulaşırsın. Ya da hocam burada özel bir üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tü? 30'un. Bak, dik üçgenleri bilirsen işin daha da kolaylaşabiliyor. E burası da o zaman 60 oldu. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da kaç olacaktır? 3 kökü 3 olacaktır. Yani cevap böylelikle 3 kökü 3 bulduk. Gördün mü? En etkili silah yarıçap. Özellikle ve özellikle bir şey çizmen gerekiyorsa en etkili silahını sakın ama sakın unutma. Evet, geldik örnek 5'e. Şekilde verilen O merkezi çemberde, bak açı sorulmuş. Daha çemberde açıyı işlemedik hocam demeyin. Bu verilen bilgilerle sonuca ulaşacağız. Bakalım ne diyor? CD uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K verilmiş. Evet, CD'ye K diyelim. Ali Bey uzunluğu da 2K denmiş. E hocam burası zaten 2K K demeyelim de. Zaten şu Ali Bey uzunluğu R, R. Ali Bey uzunluğu 2R. O zaman CD uzunluğu ne oldu? R oldu. Evet, CD'ye de R yazalım. E hocam alfa açısı isteniyor bizden. Bak, bu da yarıçap, bu da R. Bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. O zaman en etkili silahımız yarıçap. E çiz yarıçapı. Al sana yarıçap. Çemberin merkezine kalemini koydun. Hocam buraya mı çizeyim, buraya mı çizeyim? Ya da bunu mu uzatayım? Böyle uzatayım uzatayım da yok ha. Dikkat. Bazı sorularda tamam uzatmalı da çıkacak ama sen yarıçap çizerken çember üzerindeki noktaları çizeceksin. Bak, C noktası var. Buraya çizdin. Ama çizmeyle kalmasın lütfen. Hocam bu da yarıçap değil mi? Evet. Aa, ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin açıları kaçar derece? 60'ar derece. Dolayısıyla alfayı da böylelikle kaç buluruz? 60 derece olarak buluruz. Yani cevap 60 oldu. Çok zevkli değil mi? Evet, geldik örnek 6'ya. Şekilde O merkezli çeyrek çember ve OABC dikdörtgeni verilmiştir. İşte burası 15 verilmiş. Burası CD uzunluğu 6 cm verilmiş. Buna göre AEX kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi bakıyoruz burada. Hocam bir 15 var. Neresi 15? Bu dikdörtgenin köşegeni 15. Dedik ya size. Yani bu videoya başlarken en başta dedik ya, işte eski konularla ilgili konularda karşımıza çıkabilir. Şimdi burada tamam, biz yeni konudayız hocam. Bu verilen bilgilerle ben sonuca ulaşamıyorum. E o zaman bu yeni konunun mantığında bir şeyler bir düşünelim öncelikli olarak. Bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorsam ne yapmam lazım? En etkili silahımı kullanmam lazım. En etkili silah, evet, yarıçap. E çiz yarıçapı. Hocam çemberin merkezine kalemini koydum. Şuraya mı çizeyim, buraya mı çizeyim değil. Öğrendin artık nereye çizeceğini. Hop şuraya. Yay üzerindeki bir noktaya çizdin. E hocam ben 15'i de kullanmam lazım. Geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir diye hep söylerim zaten. E bu bir dikdörtgen. Dikdörtgende bir köşegen 15 ise diğer köşegende 15 değil midir? Evet. Çünkü dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. Aa, bu ne? Dikdörtgenin köşegeni aynı zamanda yarıçap değil miydi? Evet, yarıçap çizdiğinde yarıçap uzunluğuna dikkat et. Bak 15 çıktı. Madem bu 15, bu da yarıçap uzunluğu, bu da 15'tir. Bu da yarıçap uzunluğu, bu da 15'tir. E hocam 6'sı burada. Bak, verilen bilgiler beni yönlendiriyor. Tamamı 15, burası 6 ise buraya 9 mu kaldı? Evet. Ve arkadaşım bak şurada ne var? Bir dik üçgen var. Burası 9, burası 15. Çünkü çeyrek çember dediği açı 90 derecedir. 9, 15, 3, 4, 5'in katından dolayı 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 değil midir? E burası 12 ise de 12 artı x de 15 eşit değil mi? 12 artı x eşittir 15 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Neymiş efendim?
Hadi hep bir ağızdan. Çemberdeki en etkili silahımız yarıçap. Bak tanımı ne güzel bir şekilde kullanıyoruz. İşte benim görevim bu. Tanım odaklı gitmek ve birkaç anahtar kelimeyle bu işi bitirmek. Tanım odaklı gitmek ve tanım odaklı gitmeyi size öğretmek. Yani vay efendim soru kalıbı ezberleyeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Tanım odaklı gittiğin zaman sonuca gerçekten ama gerçekten en basit yoldan ulaşıyorsun. Evet ama geçmişteki konularda gördüğünüz üzere karşımıza çıkıyor. Neyse soruyu ne bulduk? 3 bulduk, geldik örnek 7'ye. Örnek 7 ne diyor? Oo hocam çok karışık bir şey bu gibi duruyor. Şekildeki dik koordinat sisteminden. Madem dik koordinat sistemi, burası nedir arkadaşım? 90 derecedir. Tamam. O merkezi çember verilmiştir. Şurası da dik verilmiş. Bu eşitleri ben kullanacağım. Hocam ben buraya A dersem ya da tamam A diyeyim. Buraya da A dersem. A yarıçap uzunluğu ne oldu arkadaşlar? R dediğimiz 2A oldu. Tamam verilen bilgilere bakıyorum şimdi. Verilen bilgilere baktığım zaman bir şey çizmem gerekiyor mu çizmemem gerekiyor mu anlarım zaten. Hocam şurada bir alfa derece oluşmuş. Bak şurada da bir tane yarıçap var. Yarıçapa çok dikkat. Bak yarıçap uzunluğu 2A. Hocam bu da yarıçap, bu da 2A. Hocam bu da yarıçap, bu da 2A. Aa zaten ben şuraya dik üçgen var. Bu dik üçgene dikkat etmeliyim. Bu dik üçgende ne var şimdi arkadaşım? Hocam 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Yani burada kaç? 30 derece. Burası 60 derece çıktı. Başka neyi kullanacağım? Hocam bir de şurası da 90 derece ya tamamı da. Burası da 90 derece. Bu da bir ikizkenar dik üçgen değil mi şöyle baktığın zaman? İkizkenar dik üçgen olduğu için bu 45-45 olmak zorunda. O zaman alfa çıktı. Alfa nerede? Hocam şu üçgende alfa. O zaman şurada kaç lazım? Bu açıda kaç derece? 30 derece. Alfa 45 ve 30. Alfa 45 ve 30 toplamının ne olması lazım? 180 derece olması lazım. Alfa da şu ikisinin toplamı 75. 180-75'ten 105 derece çıkar. Evet. Bak burada yarıçap çizmemize gerek kalmadı. Zaten yarıçap çizilmiş. Burada yine tanıma dikkat ettik. Neyine dikkat ettik? Yarıçap uzunluklarının birbirine eşit olmasına dikkat ettik. Evet çemberdeki en etkili silahımız yarıçap uzunluğu. Yarıçap uzunluklarının eşitlerini mutlaka mutlaka gösterin. Evet geldik örnek 8'e. Oy hocam bu ne? Çemberde uzunluk daha görmedik ama bilmediğim bir şey gerçekten yok. Bakalım yukarıda ABCD dikdörtgeni şu dikdörtgen ile D merkezli bir çeyrek çember. Çeyrek çember arkadaşlar tam çember 360 derece ya. Çeyreği ne olur? 360'ın 4'e bölünmüş olur. Yani burada kaç derece? 90 derece ya da dikdörtgenden dolayı 90 derece olduğunu biliyoruz zaten. CD'yi vermiş. Bak 20. Dikkat. Dikkat. Hocam CD uzunluğu aynı zamanda çemberin yarıçapı değil mi? Yarıçap uzunluğunu göstermek bizim için en önemli olan şeylerden biriydi. Hemen yarıçap uzunluğunun 20 olduğunu gösterdik. BF uzunluğunu da 4 vermiş. Hocam burası 4 ise o zaman şuradaki kısma ne kaldı? Dikdörtgen olduğu için bak dikdörtgenin tanımını kullanıyorum. Dikdörtgen verilmiş. Burası 20 ise bunun da tamamı 20 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 16 kaldı. Takıldı kaldık. Bizden ne isteniyor? AE. Allah Allah. Bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. O zaman evet kendin bak kafadan bir şeyler söylüyorsun. Ya da bağıra bağıra söylüyorsun. Hocam bana verilen bilgilerle bir şey yapamıyorsam en etkili silahımı kullanmalıyım. En etkili silah yarıçap. O zaman ne duruyorsun? Kalemini koy. D'ye koydun. Hadi bir yarıçap çiz. Hocam şöyle mi çizeceğim? Hayır ya çember üzerindeki noktaya çizeceksin. Bak E'ye ve C'ye çizilmiş zaten. Nereye çizeceğim belli zaten. Hop bak F'ye çizdik yarıçap. Ama yarıçap çizmeyle kalmasın. Yarıçap uzunluğu kaç? 20. Burada da 20'yi göster. Aa bak ne çıktı burada? Bir dik üçgen çıktı. 16-20. 3-4-5'in 4 katı. Ezberlemişsinizdir biliyorsunuzdur. Ya da hocam burası 4x4. Burası 4x5. O zaman burası da 4x3 diyebilirsiniz. 16-20 ne üçgeni? 12-16-20'den 12 çıktı burası. Hocam bunun da tamamı zaten bak 20 idi. 12 artı x eşittir 20 olduğundan x'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Gördünüz mü? Bak ufak böyle bilgiyle en başta anlattığımız tanım bilgisiyle en etkili silahın yarıçap demeyle onlarca soru çözebildiğimizi görüyorsunuz. Geldik örnek 9'a. Şekilde verilen AB çaplı yarım çemberde. Evet BD uzunluğunu x artı y demiş. Şurayı x artı y demiş. Tamam. AD uzunluğunu x eksi y demiş. Burayı da x eksi y demiş. Aa hocam burası toplamda ne yapıyor? X artı y ile x eksi y'nin toplamı
Y'ler gidince 2x yaptı. Hmm. Hocam çap 2x'e benim en etkili silahım yarıçap. Yarıçap ne oluyor o zaman? Çap 2x olduğu için yarıçapta x olacak. Hocam bu yarım çember ya, merkez buralarda bir yerlerdedir. Merkezi de burada göstereyim. E madem yarıçap uzunluğu hocam x, bak x'i gösterdim burada. E o zaman bu yarıçap uzunluğu x'e buraya ne kaldı? Y kaldı. E yarıçap uzunluğu x'ti. Ve burada da şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. CD uzunluğunu bulmaya çalışacağız. E CD uzunluğunu nasıl bulabiliriz hocam? En etkili silahımız yarıçap. Çizelim. Hop, bak çizdik. Aa, yarıçap çizmeyle kalmasın ama. Hocam yarıçap. E bu da yarıçap. E bu da x. Bitti. Pisagor bağıntısı. Bizden zaten CD uzunluğu isteniyor. H isteniyor. Arkadaşlar x kare eksi y kareyi 16 vermiş bize. H kare artı x, h kare artı y kare Pisagor bağıntısından x kare eşit değil mi? Evet. E buradan h kare neye eşit oldu? X kare eksi y kare eşit oldu. E x kare eksi y kare de neye eşit? 16'ya eşit. E buradan h kare eşittir 16 oldu. H da böylelikle ne çıktı? 4 çıktı. Zaten bizden CD uzunluğu isteniliyor. Cevap böylelikle 4 oldu. Gördün mü? Bak en etkili silahın yarıçap olmasını nasıl kullanıyoruz. E hocam bunun farklı bir yolu var mı? İlerleyen zamanda. Daha onu göstermediğimiz için o yüzden buradan yapmadım. Normalde şöyle de yapabilirsiniz. Bir yarım çember verildiğinde, şu dik çizildiğinde çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan, bak daha o bilgiyi vermedim. Şunu da çizip o şekilde de yapabilirsiniz. Şuraya H deyip hocam şu çapı gören çevre açı 90 derece. E burası X eksi Y. Burası da X artı Y verilmiş ya. Bak dikten dik çizildi öklet. H kare eşittir şu çarpı şu. Yani X kare eksi Y kare yapıyor. E zaten 16. H kare 16 ise de H'ı da 4 olarak bulursunuz. Bu da farklı bir yol ama şu an tanım odaklı gidiyoruz. Tanım odaklı gittiğimiz zaman da sorunun ne kadar kolay çıktığını görüyor musun? Evet. Yani biz bu derste ne öğrendik? Tanımı öğrendik. Tanımda da en etkili silahın ne olduğunu kullandık hep. En etkili silahın yarıçap olmasını kullandık. Evet gençler, o zaman böylelikle ilk kısmı bitirelim. Hocam az işledik ama devamını da getirsem video çok uzayacak. O yüzden böyle şey yapmak istemedim. Videoyu burada bölmek istiyorum arkadaşlar. Kirişi de bir sonraki videoda anlatayım. Kiriş özelliğini bir sonraki videoya bırakıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.